Dostlar selamlar. Top Eleven'da yepyeni macerada yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman bu discountları, indirimleri size İngilizce paylaşıyordum. Bu sefer Türkçesini paylaşacağım. Türkçesini de paylaşabileceğimi öğrendim. Spor oyunlarında %50'ye varan indirim şu an App Gallery'de, sponsorumuz Huawei App Gallery'de devam ediyor. 25 ile 17.03 arası spor oyunu kullanıcılar için özel teklif şu. %50 kuponda 31 TL üzerinde ilk harcamanızda kullanabiliyorsunuz. %30 kuponu 66 TL üzerindeki işlemler için 2 adet kullanabiliyorsunuz. İlerlemeniz kaydetmeniz için Facebook hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Bizim Top Eleven'da kullanabiliyorsunuz. Daha önce burada oynadığımız Football Master'da kullanabiliyorsunuz. Diğer oyunlar da var. Championship Manager'da oynuyorsunuz. Asfalt oynuyorsanız, ne bileyim balık tutuyorsanız falan. Yine okey. Onlarda da kullanabiliyorsunuz. Bu fırsat tüm Android kullanıcıları için geçerli. Huawei kullanıcısı olsanız da, diğer Android olsa da sizler için okey. Ve aylık 500 Euro'dan fazla harcıyorsan da her ay 1620 Euro'ya kadar da VIP bonus kazanabiliyorsun. Discord kanalına katılmayı unutmayın. Orada zaten inanılmaz hediyeler dönüyor. Bize de özel linkliyorum zaten. Oraya ayrı ödül veriyorlar bizim izleyicilere. Bizim malum 10.000 aştı izleyici. Top Eleven kitlesi bizden dönüyor. O yüzden ayrı özel hediyeler veriyorlar onlara. Takım ne yapıyor? Hadi şimdi takıma geçelim. Evet, oyun yükleniyor. Xabi Alonso da Leverkusen'de takır takır gidiyor. Görüyorsunuz değil mi ya? Allah, Mourinho'dan sonra oyunun ikinci yüzü de baba hoca olma yolunda ilerliyor. Bakalım bize neler sunacak, merakla bekliyorum. Mourinho hocamız zaten yeri ayrı. Ona laf yok. Kadro ne yaptı acaba size son oynadığımıza göre? Orada da küçük sürprizler olacaktır illaki. Şu yükleme doldu. Yavaştan kadroyla bakalım nasıl oynayabiliriz, onlara da bakacağım. Birinci günü seçiyorum tekrardan. A'yı seçtim. 500k güzel. Paradan yana çok çok sıkıntımız yok zaten. Süper Lig'den şu aşamada elendin. Lige odaklan ve son 8'e kalarak bir sonraki sezon Süper Lig'e katılmaya hak kazanma geldik. Kupa sona erdi. Yeni sezon öncesi yine hak ettiğimiz başarıların çok uzağında kaldık ama yarın yeni bir maç var. Gördüğünüz gibi 4-1'lik bir galibiyetim var. Şu an ligde 5. sıradayım. 15 maç sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetim var. 3 maçlık bir galibiyet serim var. Aslında kadrom fena gitmiyor. Total Brutal inanılmaz bir seriyi yenilgiyle bozmuş. Ama biz ilk 8'e kafayı atacağız gibi. Aa, muhteşem şutlar paketi. 45 liraya da iyiymiş. Bak, eğer indirimden yararlanmak istiyorsanız App Gallery'de kullanabilirsiniz. %83'lük indirim iyi bir indirim. Top Eleven'da. Sanki kafaya atarız gibi. Puan farkı da 3. ile çok yok. İlk 2 almış götürmüş ama. Şöyle bakıyorum. Daha da önüm açık. Şöyle Izol'la bir maç veya West Chiswick'le bir maçta biz bu farkı kapatırız. Milonia ile oynuyoruz. Milonia da kötü takım. Milonia da hatta çok aşağılarda olması lazım ya. Aynen, sonuncuyla oynuyoruz. Buradan da bir 3 alırız bugün. Üstteki mücadelemizi sürdürürüz. Şunları toplayalım. Hemen TV haklarıyla anlaşmamızı imzalayalım. Oylama süresinden piliç mutlu. İyi, güzel. Özel sponsorlarımızı alalım. Şurada hiç gol yemeden 2 lig maçını da kazanmış oluyoruz. Şu kilometre taşlarını tık tık tamamlamaya devam edelim. Şöyle yanacak oyuncumuz kim olacak acaba? Bir gözümüz doğru olsun. Şunu aldım. Varlıkları 3'e ekledik. Özel formayı alıyorum. Devam ediyorum. Pozisyon alma özelliğini artı 5.
Biz bu yatırımları hep piliçe yapıyoruz ya. Ergüncüğüme ekledim onu. Tutuşan bir oyuncumuz bakalım kim olacak. Ramazan Kara. Talha'nın kulakları çınlasın. Onunla eşleştiriyorum. Sanki Talha oynuyor gibi hissediyorum orta sahada. Güzel. Ödülleri verimli kullandık. Burada bakıyorum şu an. Bilet fiyatlarını birer tık şöyle arttırsam. Şöyle teşviği de vermiş olayım. Dostluk maçına teşviğe gerek yok. On gün kalmış. Güzel. Finansa da bakmış olduk. Topluluk notunda ne var? Ona bakalım. Aa, eğitici YouTube videolarına başlamışlar bak. Menajerde ne diyor bakıyorum. Menajerde başarılarda yeni başarım var. Bunları aldık zaten. Menajerden yana burada yeni bir gelişme var gibi bir koymuş yanına. O birin nerede olduğunu göremedik. Daha bunları yakmamız gerekecek ya. Etkinlik yapacaksak buralarda bayağı ekmek var. Federasyonlarda ne var? Şöyle hemen 3 sağlığımızı alalım. Oyunun temel noktalarından biri bedava bir şey buldunuz mu kaçırmamak. Sonra çok üzülürsünüz. Oradan artı 3'ümü aldım. Şöyle güzel bir antrenman yaptırayım. Oyuncuları seç. Hepsini seçiyorum. Bitti diyorum. Alıştırmayı seçiyorum. Hücumda pas koşu şutu koydum. Savunmada kafayı kullan, rakibe pres uygulayı koydum. Fiziksel, zihinselde de ısınma ve depar atmayı koydum. Veriyorum kondisyonu. Antrenman sonrası maçı hazırlamadan önce bir de antrenman maçı yaptırasım var. Güzel. Artışlarım güzel. Daha antrenmanı tekrarlayabilirim bence. Antrenmana başlattım. Çift antrenman yapalım çünkü zaten şey yapacağım. Takımda 3 maçlık galibiyet serisi üzerine bu dopingler iyi gelecek. Kondisyonu zaten fulleteceğim. Onda sıkıntı yok. Seviyemiz de 10 oldu. Bakalım neler açılacak. Rakibe pres uygulayalım ya. Güzel. Şu an kadroda sıkıntı var mı ona bakayım göz ucuyla. Kadronun aşağısı çok kötü de. Ya transfer yapacak olsak yine DC'yi alırız ya. Bakıyorum şöyle karada yandı artık. Bütçemiz az. O yüzden token alırken daha dikkatli davranmamız gerekecek. Şöyle bakıyorum. Şu an oyuncuların hepsi uçuk fiyatlardan gidiyor. O yüzden transfer bu bölümde zor gözüküyor. Güçlendirme laboratuvarına bir uğrayalım.
ücretsiz alabileceklerimi yine bir alayım ben. Antrenman bonusumu aldım. Şu artı birlerimi hızlı hızlı toplayayım. Parayı da topladım. Rastgele tutuşan oyuncu kime gidiyor? William Vallenilla. Güzel. Hücuma gitmesi hoşuma gitti. Evet, bakıyorum. Aha, bir tane bonus eklenmiş bak. Güzel. Bu bonusu kullanabilirim 26 yaş üstü oyuncularım için. Güçlendirme laboratuvarından yine şey döndük ya. Epey karlı döndük. Üçüncü veya yedinci günde tekrardan uğrayalım güçlendirme laboratuvarına. Kiralama teklifi neymiş bakalım. 3'e kiralayabiliyorsun. 3 günlük kiralıyorsun. Aslında çok iyi. Sıkıştığın maçlar oldu mu çat bunu kiralayabilirsin. Ya şu maç üzerinde mesela bunu harcamama gerek yok. Muhtemelen bu maçı alacağım. Ama gelecek adına özellikle zor rakiplerle oynarken bu hamle yapılabilir ya. Şimdi şu şutu atalım. Başlat diyorum. Gönderdim şutu. 300. Gönderdim ikinci 90'a. Bir 300 daha. İçe gönderdim. 100. İçe gönderdim. 3600. Güzel. İyi şeyi bulduk aslında. Süper şut desem. Süper şutu da tam aşağıya gönderiyorum. 1500 çarpı 2. Bayağı şey yaptık ya. Bence güzel. Ödüllere bakıyorum. Şu an atacak zaten şutum kalmadı. 2 şut 30 token alıyorlar. Şu an bakıyorum. Fena dağıtmadık. Şuta başka alamam. 44 liradan veriyorlar şutları baksana ya. Bu etkinlikler çok pahalı olmaya başladı. Artık token almak zorunda kalacağız gibi. O raddeye geldik gibi. 7300'de kaldık. Aynen, ne yapalım? Şutumuz bitti. Birlik kupası İngiliz rakiplerde ne var onu da bakalım hemen etkinlik olarak. Genel bakışı gördük. Ayrıntılar. Yarın başlıyormuş bu. Federasyonun en sık İngiliz futbol kulüpleriyle karşılaşmaya hazırlan. Goller atarak maçlarda galip gelerek aşamalarda ilerle. Tüm aşamaları tamamlamak için federasyonu bir kazanç stratejisi bul. Güzel. 12 saat sonra da şu an çekilirken bu başlıyor. Biz buna da bir çıkarma yaparız. Güzel, şu an güzel gözüküyor. Mourinho hocama bir gidelim. Mourinho hocamla bir dostluk maçı rica edelim. Takımın son durumu hakkında. Sonrasında da mevcut durumu fulleriz kondisyonları falan. Maça hazırlarız takımı. Bilerek oyuncuyu bu haftadan kiralamadım. Biraz çantada keklik görüyorum bir sonraki maçı ama sonraki maçlar ne gösterir bilinmez tabi. Mourinho hocamı beklemeye başlayalım. Mourinho hocam forvet Rebelo ya. Gerçi bizim forvet daha iyi de kadro genç. İzlemek için tıklayalım. Bizi götür Mourinho hocamla maça.
Güzel. Artık şuraya Şabi hocamın da gelmesi lazım. Şabi Alonso'nun ya. Mourinho gibi benim onunla da maç yapabilmem lazım. Benim arka taraf rezillik. Mourinho hocamda kırmızılar var, kızıllar bizde yok. Mourinho hocam bastırıyor. Ups. Kaleciyi tuttu. Hocam vermişim offside pası. Şey yapıyorsun. Kabak gibi offside'mış. Bize kondisyonlar iyice azalır bu maç. Sonrasında fulleri süper olur. Carrasco geldi. Müller bir Alman harikası. Kara daha yeni tutuştu. Yok. Mourinho hocam yine bastırıyor. Godinho yine bulmuş bir Brezilyalı. Aman diyeyim yok. Herbert'i biz çıkarmak zorunda kalırız ikinci yarı. Daha şimdiden sarıya düştüyse. Oo, kurşun da kaçırdı. Allah'tan dağlara taşlara vurdu Rebello kazması da. Bizim hücumda hiç ses yok ya. Bir araya girin bir şey yapın. Derken kurşun pat diye sarıyı gördü. Biz bu kurşunu alalım oyundan. Şu frikikten sonra. Kurşun bana hiç güven vermiyor şu an. Taktikleri, takım anlayışını biraz daha normalleştirebilirim. Uf, kaçırdı bizimki. Dizilişe gelelim. Kurşunun yerine DC alacağım diyeceğim. DC yok ya. Hop, Carrasco nereye? Gozuli şöyle DC'ye alsak. Yok, kurtarmaz ya. Bu kurşun atılacak ya. Manidar oldu, kurşun atılacak da harbiden atılacak adam. Yok. Çıkartamıyor. Maça bir geri dönelim. Bir de sarardı da ama iş iyi çıkardı kaleci. Herbert ve Carrasco'yu alsam sanki daha rahatlayacak gibi takım. Şu 45 bir gelsin. Herbert gene girdi, müdahaleyi yaptı. Mourinho hocam ilk yarı bitmeden bir tane atacak, kafaya koydu. İyi ki yüksek pres yapın dedik. Arkada bekliyor bizimkiler ya. Herbert. Ah tamam. Şöyle bir ilk yarı bitsin. Valenilla da gitti ya. Şu yorgun Herbert'in yerine ben Özdenir'i koyuyorum. Şöyle orta sahaya çekiyorum. Şöyle bakıyorum kimler değiştirebilirim diye. Valenilla da yoruldu. Onun yerine de Suarez'i alıyorum. İkinci yarıda. Valenilla'yı bir çıkartamadım. Valenilla çıkmamak için da bayağı kararlı ya. Suarez'i şöyle alayım. Kabul edeyim. İki değişiklikle başlamış olayım ikinci yarıya.
Valenilla çıkmadan önce bir şov yapar mı dedim. Dümdüz adama sürdü topu. Takım yine geride kabul ediyor. Mourinho hocam da açamadı henüz. Aferin be Kara. Çok güzel de pas attın. Ya artık ver onu tekte. Ah be oğlum, tekte versen karşı karşıya. Özdenir'den Müller'e. Alman mühendislik harikası Müller Kara'ya. Ah. Biz pozisyon bulamıyoruz ki. Özdenir hemen 7-2 oldu bak. Kapa artık. Aferin be Gozuli. Piliç'te bugün iş yok ya. Onun yerine de alabileceğim artık forvetim kalmadı. Müller yerine şöyle bir Kalkavan hamlesi yapsam. Çakmağı da yukarıda alıp değişiklikleri yapıp kanatları yenilesem. Of, yedik golü. Offside. Ah iyi bari. Avrayo dümdüz offside atmış Godinho'ya. Bu dakikaya kadar iyi getirdik gibi ya. On numara çakmak. Yap şovunu. Helal be sana. Vur. Ah. Hücum bir ısınamadı ya. Pas atmayı biraz daha kısa pas olarak yapalım. Uzun yerine bir kısa paslarla çıkmayı deneyelim. Kalkavana bak. 7-4'ü çaktı hemen. Çakmak da öyle. Kanatlar işliyor. Ha şöyle tık tık tiki taka ile bir gidelim. Bir güzel orta gelse. Ah yine iyi vurdu ya. Değişiklikler ibreyi bize çevirdi ya. Karada ne maç çıkardı. Özdenir ortada Modric gibi yönetti takımı. Piliç, ah Piliç bugün çok kötüydü Piliç ya. Alternatifi yoktu oyundan, alamadım o yüzden. Normal süre bitti, uzatmalara giriyoruz. Bu maçta, hazırlık maçında bonus kullanmak istemiyorum. İstatistikler aslında bizden yana ya. Öyle bakıyorum. Gozoli'yi çıkartamam. Kara'yı da çıkartamam. Hep iyi adamlar kaldı elimde. Şey yapabilirim ama. Piliç'in yerine İbrahim'i alıp, İbrahim 10 numara. Suarez'i tekli forvet yapabilirim şöyle. Ve sistem değişikliğine gidebilirim şöyle. En azından ileriye bir itici güç olarak İbrahim'i atabilirim. Kara, ah sen bırakmaz dedim. Karasko var Allah'tan. Beklere dokunamadım. Bekler yedeklerim çok kötü. Çakmak. Aa güzel de pas attı. Kalkavan. Ah. Burada da devre arasını yaptık.
Karayı çıkartamıyorum. 8-1 ile yıldızlaşıyor. İbrahim de 7-6 yaptı. Aslında iyi gidiyor takım ya. Bir Suarez kazmasında iş yok. 6-6 ile oynuyor bana. Onu da ne yapayım artık? Şey yapacağım. Suarez'in yerine DMC çekip takım şöyle oynatacağım. Tam bir şey. Efsane İspanya gibi oynayacağım. Forvetsiz. Onlar Fabregas'ı kullanıyorlardı forvette. Ben de İbrahim'i o şekilde kullanacağım. 4-6-0'la. Aferin Ulusoy. Güzel. Özlenir. Ver aşağıya. Olmadı. Kalkavan neler yaptı? Of. Maçın adamı oluyordu şunu atsa. Şu dakikalarda yemeyeyim ya. Çok koyar. Yok oradan zor olurdu. Uzatmalara 5 kaldı. Uzatmaların bitimine. Penaltılara doğru gidiyor. Carrasco da 8-4 oldu. Evet, penaltıyı oyuncu ekleyelim bakalım. Kalkavan, İbrahim, Çakmak, Özdenir. Bu beşliyle girilir ya. Kaldık penaltılara. Millet penaltı atacak diye forvet alır, biz forvet çıkardık. Ama takım iyi oynadı ya. Yani bu kadar kendinden daha iyi bir takımdan gol yememek için defansif anlamında iyi oldu. Oyuncular penaltıları atacak mı? Bizi bekliyoruz. Ancak keyfi geldi oyunun. Bizim Thomas pat dedi yedi. Kalkavan affetmez ya. Topçu oğlu topçu Kalkavan. Oliveira. Ah be Thomas artık birini çıkar. Çakmaktan yanadı hiç. Şeyim yok. O da ters köşe yaptı. Sonradan oyuna girenlerin hepsi katkı verdi ya. Suarez'i tekrar çıkardım. Artık Thomas Luna Park kalecilerine geçtin. Üzerine atılan her topu yedin ya. Özdenir. Ah be Özdenir. Ah be Modric. Ya Brezilyalı atar Brezilyalı. Adam dedim kaçırdı güzel. Bizde İbrahim geldi. Güzel. Bir tane daha tut Thomas. Abreu'nunkini de tut. Oh Abreu dışarı vurdu. Ve maçın adamı için kritik noktada kara var. Hatırlıyorum karayı sona bıraktım. Aynen. Yıldız be. Güzel. Güzel galibiyet oldu. Top tutma toplam şutta falan da biz iyiydik. Ve her yerden geldik de sağdan bayağı iyi gelmişiz. Maçın adamı Thomas deseler de bayağı bayağı karaydı ya. Bence güzel galibiyet aldık. Şöyle bir sonraki maçın hazırlığını da yapalım.
hazırlık seviyesini fullleyelim onun. Gerisi kolay. Takım iyi şu an. Maçın izlemesine geldim. 3 yerde de zaten takım çok daha iyi durumda. İlk 11'in yorgunluğunu bir atalım. Güzel. Takım hazır. Artık yarını beklemeye başlayalım ve şuradan çıkalım. Siz de buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olabilirsiniz. App Gallery'ye tekrardan teşekkürlerimi sunalım. İçerikte bizleri yalnız bırakmadığı için. Token almak isterseniz şu an indirimlerden 17 Mart'a kadar faydalanabilirsiniz. Ramazan kampanyası geliyor zaten. Onda da tekrar sizinle olacağım. Gelecek bölümlere kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.